şey zaten kaynarca. Bir takım duyumlar alıyoruz. OSB'nin genişleme alanıyla ilgili 18-19 hane var yaklaşık mahallemizde. Bu mahalleyi genişletme kapsamına almak istiyorlar. Biz tabii sadece bir varsayım, duyum. Bu duyumdan çok rahatsızız. Çok tedirginiz. Geceleri uyku uyuyamıyoruz. Tarımla uğraşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ve böyle bir söylemleri duyunca çok rahatsız oluyoruz. Şu devirde yuva kurmak, ev yapmak kolay, basit mi? Ve istimlak bedellerini görüyoruz. Çok cüzi rakamlar, çok komik rakamlar paylaşılıyor. Böyle mi olması gerekiyor? Evet, tarlalarımızı verdik. Niçin? Genişleme olsun, ülke genişlesin, organize sanayiler gelsin, iş istihdamı açılsın ama yani evlere ne dokunuyorsunuz? Yapmayın. Bundan kısa bir süre önce, deprem öncesinde sağ olsun mahalle muhtarımız valimizin yanına çıktı. Valimize dile getirdi sıkıntımızı. Bizler selam söylemiş valimiz. Rahat olsunlar mahalle halkı, mahalle sakinleri. Böyle bir şey olmayacak, yerleşim yerine dokunmayacağız denilmiş. Biz sonra biraz rahat nefes aldık ama tekrar bir birinci ağızdan, yani OSB müdürlüğünün birinci ağzından bize gelen söylemler, işte biz evlerimizi istimlak edeceğiz, mahalle kalkacak gibilerinden devamlı duyumlar alıyoruz. Yakın zamanda tekrar aldık ve biz bu konuda rahatsızız. Ve bir kişi devlet yetkilileri çıkıp da demiyor ki böyle bir şey yok veya böyle bir şey var. Bir muallaktayız. Bizi niye böyle bu duruma soktular, niye bu duruma bekliyoruz biz? Yani buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz, mahalle halkı olarak. Lütfen bizim sorunumuza bir çözüm bulsunlar. Buradan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Bey'e sesleniyoruz. Sayın Valim, yani lütfen bize sahip çıkın. Bulunduğumuz bölgede sanayi bölgesi, hemen arka tarafına kurulacak olan sanayi bölgesine dahil edileceği söylenilen alanda oturuyoruz. Mevcutta ikametimiz burada, evlerimiz var. Lakin OSB'ye, organize sanayi bölgesine dahil edileceği, evlerin yıkılacağı söylentisi kulağımıza geliyor. Bu durumdan rahatsızız. Hiçbir yetkiliden hiçbir açıklama alamıyoruz. Mümkünse bununla alakalı birileri bize en azından bir bilgilendirme yapsa, bu huzursuzluktan bizi kurtarsa çok memnun oluruz. Benim evim, iki katlı evim var burada. Hemen komşumuz, diğer komşularımız 16-19 haneyiz totalde. Yanılmıyorsam öyle olması lazım. 19 haneyi buradan kalk öbür tarafa git demek çok manidar bir durum. Bu işler çıkınca bütün huzurumuz bozuldu. Yani kesinlikle gitmesini istemiyoruz. Biz burada çocuklarımıza göre yaptık evimizi. İki çocuğa birer kat ev yaptık. Bir kat kendimize yaptık. Şimdi gelecekler, yıkacaklar, bizi yerimizden, yurdumuzdan edecekler. Şurada iki hayvan bakıyoruz, iki tavuk bakıyoruz. Mutluyuz yani halimizde. Bu ne demek oluyor? Madem ki böyle bir şey vardı, bu evi bize niye yaptırdılar bunu? Niye müsaade ettiler? Etmeseydiler. Çizimlerini doğru yapsaydılar biz de zamanında yapmazdık o zaman. Varımızı yoğumuzu harcadık buraya. Biz şimdi bundan sonra ne yaparız? Adapazarı'ndan depremden geldim buraya. Evimi yaptım, varımı yoğumu yaktım buraya. Bir emekliyim ben. Başka bir gelirim yok. Tamam, yapacaklarsa yapsınlar, eski şeyden çıksınlar. Bizim evlerimize dokunmasınlar. Biz buradan kesinlikle çıkmak istemiyoruz yani.